Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bu videoda size Paris'te PKK olayları var. Terör örgütü PKK Paris'i yaktı yıktı. Bunun görünen boyutları var. Arka planda başka bir hikaye de var mı? Ondan bahsedeceğim. Ayrıca ee, Yunanistan Girit'in güneyinde 12 mile çıkacağız dedi. Deniz yetki alanında. Bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Bir Türk-Yunan kapışması mı gündemde? Birileri böyle bir şey mi tezgahlıyor? Bundan da bahsedeceğim. Çünkü bunu 2023'ün Mart'ına kadar yapacağız diyorlar. E, gazetede, Yunan gazetelerinde çıkan iddia bu. Gerçekten bizi bir Türk-Yunan savaşı mı bekliyor? Bundan bahsedeceğim. Bir de Reuters Haber Ajansı bir ilan veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine hikaye yazabilecek Birini arıyoruz diye. işe alacak birini arıyor. Bu ne anlama geliyor? Bundan bahsedeceğim. Tabii ki çok kısa birkaç tane de günlük olaylar var. Dünya genelde biraz sakin gidiyor bugünlerde. Çin sıfır COVID politikası çerçevesinde kapalıydı. Aniden bir açma, 7 Aralık'ta açtı. Açtıktan sonra şu an çok ciddi hasta vakaları bildiriliyor günlük. 1 milyon sayıyı açtığı söyleniyor. Aslında Çin'den gelen bilgiler tabii ki Çinlerin beyan ettiği bilgiler değil. Ne anlama geliyor? Onu önümüzdeki günlerde anlayacağız. Çin'de yeni bir varyant var. Ayrıca sizde de var mı bilmiyorum. İstanbul'da şu an birçok arkadaş hasta. E, 2020 2020'nin 2019'un Aralık ayında da bir tweet atmıştım. Arkadaşlar Ocak mıydı? Aralık sonu muydu? Tam hatırlamıyorum. Aşırı grip vakaları var. Bilginiz var mı diye o dönemde çok yoğun yorum gelmişti. Evet var. Arkasından korona geldi. Şimdi yaygın bu grip halinde daha ortada çok da ciddi soğuk yok ama bir şeyin habercisi mi? Ondan emin değilim. Çin'deki olayları takip ediyoruz. Niye? Çin, eğer Çin'de gerçekten e, daha çok yaşlı kesme etkiliyor. Zaten Çin sıfır COVID politikasından vazgeçtiğimizde nüfusumuz bizim yaşlı çok. Onları e, etkiler işte 4,5 milyon ölüm gündeme gelebilir demişti. Şimdilik resmi kaynaklardan herhangi bir ölüm vakası bildirilmiş değil. Ama Çin'deki resmi kaynaklar Çin'le ilgili haberler genelde ideolojiktir. Bu nedenle çok da güvenilmiyor. Batı'nın Çin'le ilgili haberlerine de güvenemiyoruz. Ancak Batı ne demiş, Çin ne demiş oradan biz kendi biz anladığımız şekilde yorum yapabiliyoruz. Değerli arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde ise kar fırtınası var. Ee, Noel tatilinde onların 1 milyon 700 bin kişi elektriksiz diyor. Belki de daha fazla bilemiyoruz ama Amerika'nın 3'te ikisini etkiliyor. Bir nesilde bir görülebilecek bir fırtına diyor bu. Bir de iklim aktivisti Greta diye bir kızcağız vardı 16 yaşında. Kız e, şeyde e, neyse işte şu dondurulmuş yerde buzlularla kaplı olan yerde bir konferans verecekmiş ama soğuk nedeniyle aşırı, aşırı hava soğuk nedeniyle iptal olmuş. Yani bir buzullar eriyor diye konferans verecekmiş. Aşırı soğuktan dolayı buz tutmadan dolayı değil hadi vazgeçmiş konferansında. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Ocak'ta 20 Ocak'ta Cumhuriyetçiler göreve başlayacak Temsilciler Meclisi'nde 30 Eylül'e kadar olan 2023 bütçesini onayladı 1.7 trilyon dolar. 858 milyar dolar askeri bütçe. Amerikalılar e, bütçenin yarıdan yarısını neredeyse yarıdan fazlasını hatta askeriye, savunmaya, aslında saldırmaya diyeyim ben. Savunma Amerika'ya kimsenin saldırdığı bir hesap yok zaten. Saldırı saldırı bütçesi olarak ayırmışlar. Bundan 40 45 milyar dolar mı da Ukrayna'ya ayırmışlar. Bütçede geçti. Normalde temsilciler başka partide olursa, Beyaz Saray başka partide olursa genelde bir bütçe problemi oluyor. Hükümetin, federal hükümetin kapanması gündeme geliyordu ama bu kez öyle bir şey yaşanmadı. Trump döneminde bu şey yaşanmıştı. Ve Danimarka istihbarat, askeri istihbaratı bir rapor hazırlıyor Putin'le ilgili. Putin'in Finlandiya'nın ve İsveç'in NATO'ya girmesi nedeniyle artık buralara baskı artacağı sınır bölgesinde zaten Putin yeni bir birlik kuracağını söylemişti. 2022 yılında İsrail'e 95 ülkeden 70 bin Yahudi göçü olmuş. Bunlar ağırlıklı Rusya ve Ukrayna kaynaklıymış. Mısır'da Süveyş kanalını kiralamak veya satmak için hükümete yetki veriyor. Süveyş kanalı en önemli kanallardan biri. Deniz yolu ticaretinde özellikle körfez petrolünün taşınmasında veyahut da Çin'in bir kuşak bir yol projesinin deniz yolu ayağında en önemli şey yıllık 200 bin ticaret gemisi geçer ortalama. Doğu Akdeniz'den tüyo geçer bunlar. Ee, Mısır bunu kiralama ve satmaya. Peki kime kiralayıp satacak? Önemli olan bu. Eğer bunu Çin'e satarsa ortalık ciddi anlamda karışır. Bağdat'ta Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı düzenlendi. ikincisi. Ürdün'de düzenlendi. Yani Irak İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'nda işte Avrupa Birliği vardı. Arap Körfez İşbirliği Teşkilatı vardı, Arap Birliği vardı, Türkiye'de vardı birçok Arap ülkesiyle beraber. Orada Macron bir konuşma yapmıştı, biraz sonra geleceğim. Bu konuşma Macron'un başını mı yaktı, ona geleceğim biraz sonra. Jeopolitik arayışlarda Avrupa Birliği Orta Asya'da gidiyor, Afrika zirvesi de yapıyor, Arap Bağdat zirvesi de yapıyor. Bağdat diye önemli, yani Irak zirvesi de yapıyor. Suudi Arabistan İran arasında görüşmeleri Irak sağlıyordu, Irak hükümeti İran'a yakınlıktan kurtulmaya çalışıyor görünüşte ama mümkün değil zaten öyle şu an için. Acaba yeniden Suudi Arabistan'da İran görüşebilir mi? İran'ın e, nükleer anlaşmaya geri dönmesi için Avrupa Birliği yine görüşmeler yapıyor. Kendi enerji ihtiyacını karşılamak için ama şimdilik biraz tıkalı gibi görünüyor. İran'ın da e, uzun vade olmayan bir süre içerisinde nükleer başlık geliştireceği yani Atom bomba, nükleer bomba yapacağı iddiaları var. Bu çerçevede e, cumhuriyetçiler e, temizleme işini alsa bile bir şey fark etmiyor. İsrail'le Amerika şirketleri için ortaklaşa veyahut da İsrail'in İran'ın e, nükleer testlerine 2023'te bir bombalama girişimi söz konusu olabilir. Eğer ikra, İran nükleer bombayı geliştirirse yeni bir Kuzey Kore, hemen bizim çevremizde Kuzey Kore gibi bir yapı ortaya çıkmış olacak. Bu da ciddi anlamda hem bizim için riskli hem bölge için riskli. Değerli arkadaşlar İran'daki süreç devam ediyor. Ne olacağı çok belli değil. Azerbaycan, Ermenistan arasında Karabağ'da yine problemler devam ediyor. Ermenistan Rusya'nın ara vuruculuğunu kabul etmedi. Moskova'ya görüşmelere gitmedi. Putin'den de bir açıklama var. Diyor ki Putin kabul edilebilir şartlarda biz görüşmeye hazırız diyor. Zelenski de zaten mutlak zafer demişti. Niye görüşelim? Her bu görüşme yakın vadede olmayacak gibi görünüyor. Yani diplomatik girişimler Putin batıdan bekliyor aslında. Yani diplomatik hamleler yapın da bir yere de uzlaşalım diyor. Yani Kırım bizde kalsın. O ilan Rusya'yı ilhak ettiği dört bölge bizde kalsın. Bu işi kapatalım diyor. Ukrayna'yı da NATO'ya almayın ama şu an için bu savaşın başlamasının neden olan etkenlerden bir tanesi zaten Rusya'nın parçalanmasıydı, dağılmasıydı, dağıtılmasıydı o noktaya daha gelmediklerini düşünüyorlar. Bu savaş sürer. Niye sürer? Çünkü her iki tarafta kazanacağına inanıyor. Şimdi Ukrayna hazırlanıyor, yeni silahlar alıyor, petroid füze sistemi alıyor Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Amerika Birleşik Devletleri Ukraynalılara bunun eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde vereceğini duyurdu. Rusya ise asker sayısını 1,5 milyona çıkartıyor. Komutanı değiştirmişti. Sahaya yeni askerlerini sürüyor. Batı'dan gelen konvoyun yani silah taşıyan konvoyun yönünü kesmek için Lviv şehrinden dışından bir hat kuracağını bir önceki videoda size bahsetmiştim. Dolayısıyla sahada bir sessizlik var gibi gerçi Putin yine saldırmış bugün Ruslar, Ukraynalıları ama orası da patlamaya hazır bir bomba yani hiç ummadığınız şeyler Moskova'da gündeme gelebilir. Ne demiştik önceki videoda Moskova'da bir Ukrayna'dan atılan bir füze görme ihtimalimiz var şeklinde. Değerli arkadaşlar, Putin'in davetine Batı'dan bir karşılık yok. Batı'da özellikle Avrupa Birliği'nde bunu kim istiyordu? Macron istiyordu. Yani en azından görüşmeler yapabiliriz diye. Bunu aslında Almanlar ister. Yani Avrupa Birliği ister. Avrupa ülkeleri. Doğu Avrupa değil de Baltık ülkeleri ve Polonya değil. İsveç ve Finlandiya değil ama Orta Avrupa bunu ister Batı Avrupa, Fransa, Almanya, İtalya gibi. Çünkü çok zor durumdalar şu an. Grevler, enflasyonlu, yüksek enerji fiyatlarıydı. Buna paralel yüksek gıda fiyatlarıydı. Zaten devam ederek gidiyor Avrupa'da. Putin'in çağrılarının karşılıksız kaldığını görüyoruz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İngiltere'nin devreye girmesi lazım bir barış için. Onlar da şimdilik Amerika Birleşik Devletleri arka plandan devreye de girdi ama bir taraftan da ya Rusya sahada ciddi anlamda kayıplar diye tahmin ediyorum İngilizler ikna ettiler. E, bu nedenle bu savaş devam edecek gibi görünüyor. Değerli arkadaşlar şimdi geliyorum Paris'te PKK Ahmet Kaya Kültür Merkezi'nin hemen yakınında bir kafede 3 kişiyi öldürüyor. 69 yaşında William isimli bir Fransız. O ismini yazmamışlar. Fransız polis tarafından yakalandı. Bunun ırkçı bir saldırı olduğunu duyurdu. Bu Fransız'ın doktoru da bunun deli olduğunu ilan etti. Psikiyatrik tedaviye ihtiyacı var. Gözaltında tutulması uygun değil dedi. Yani bir deli bir saldırı yaptı. Ee, bazıları diyor ki yok efendim oradaki saldırı PKK'lılara değil. E, saldırgan zaten itiraf ediyor. Bilerek seçtim ben orayı diyor. Hedef aldım diyor. O saldırgan Kürtlere hedef aldım diyor da biz PKK'lıları diyoruz. Ve saldırganın kimliğine baktığımızda ne yapmış bu adam diye 2016-2021 arası iki tane cinayet girişim olmuş. 2021'de de kılıçla göçmen kampına saldırmış bir kişi yaralamış. Nihayet şimdi üç kişiyi öldürüyor. Yakalandıktan sonra da kaç kişiyi öldürdüm diye soruyor. Yani sabıkalı bir tip var. Yani psikolojisi bozuk bir tip var. Ve bunu Fransa'nın göbeğinde bir eylem yaptırıyor. Yapana değil, yaptırana bakmak lazım. Bu münferit bir olay mı? Olaylara tabii ki sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. PKK bu işin içinde var mı? Var, görünüyor zaten. Fransa istihbaratı var mı? Bilemiyoruz. Peki bu işte başka bir dış müdahillik var mı? Fransa ile hesaplaşmak isteyen. İşin enteresan tarafı Fransa'da bu olay oluyor. Bizdeki bazı PKK sevicileri, terör örgütü sevicileri Türkiye'yi gündeme getiriyor. Seçimler öncesi bu ne diyor? Ya adam Fransız, ırkçı biri Fransa'da. PKK'ya Fransa'da saldırıyor. Türkiye'yi niye gündeme getiriyorsunuz? Ve Fransız Twitter'ında, yani Twitter'in Fransa bölümünde Türkiye ve Erdoğan gündemde. Yani Avrupa genelde birçok şeyi unutturuyor. Haber ajansları da haberi verirken saldırganın kimliğinden, ırkçılığından, bilerek yaptığından falan genelde bahsetmiyorlar. Bu nedenle bu olay sanki gidip Türkler Fransa'da PKK'ya ateş etmiş gibi böyle bir algı oluşturuluyor Avrupa'da. Şimdi önce olaya PKK açısından bakalım. Daha sonra burada bunu aşan PKK'yı yani PKK derken oradaki Fransızlara Fransız polisine karşı ayaklanan, Fransa'yı yakıp yıkan, arabaları yakan, çöp konteynırlarını yakan, molotof kokteyl atan, vitrinleri indiren, 35 polisi yaralayan bir örgüt var. Bu örgütün ipi kimin elinde o açıdan da yorum yapacağım. Onlar bu işin içinde olabilir mi? Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmişte bir açıklama yapmıştı. Yani bunları böyle koruyorsunuz, bunlar sizinle eğer tehdit düşerse, Aynısını sizi de yapar. Bunlar terör örgütüdür şeklinde. Terör örgütü Avrupa'da yaygın bir şekilde yaşıyor. İsveç yeni bir açıklama yaptı. Biz terörün ne olduğunu yeni yeni öğreniyoruz. Türkiye'den şeklinde. Ama önümüzdeki dönemde Avrupa'nın başı bu anlamda çok ciddi derde girecek. Şimdi Fransa'da geçmişte şu Dünya Kupası olayında fasın kazanmasıyla da olaylar çıkmıştı. Geçmişte Paris'in banliyölerinde Cezayir'lerde olay çıkartmıştı. Fransa'da çok ciddi bir mülteci var. Dolayısıyla zaman zaman bu tip ayaklanma oluyor. 2013'te de 3 tane PKK'lı kadın Paris'te öldürülmüştü yine. Benzeri olay oluyor ama Fransa hiç bunlardan ders almayaraktan daha yeni Marsilya'da PKK'ya bir eğitim kampı veriyor. Kültür kültür etkinlikleri, aktiviteleri adı altında PKK orada ciddi ciddi eğitim yapıyor. Geçmişte Mitterrand Elesya Sarayı'nda bunları ağırlamıştı. Ama Fransızların, Fransız bir şeylerin siyasetçilerin anlamadığı bir şey var. PKK terör örgütünün ipi Fransızların elinde değil. Fransızlar yataklık yapıyor. Bunlar ama ip kimde? Dolayısıyla Fransa'nın yeni Avrupa stratejik güç olsun şeklindeki yaklaşımında içerideki örgütler kullanılır. Genelde terör kullananlar bir terbiye aracı olarak görüyor. Yani kaotik bir ortam çıksın, milletin psikolojisi bozulsun, efendim e, tamamen iktidara yönelik bir ülkeye ders vermeye yönelik. Türkiye biz bunu çok yap, yaşadık. PKK terör örgütünü kullanan mekanizma Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit ettiği gibi iç asayişle tehdit ediyor. Biz çok şehit verdik bu noktada. Çocuk katliamları yaptılar. Şimdi Fransa tarihine baktığımızda şöyle bir şey var. Fransızlar aykırı bir millet. Yani Avrupa Birliği'nde daima Amerika Birleşik karşı Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını savunmuş. Hatta bir ara kızdığı için NATO'nun askeri kanadından da çekilmişti Fransa. 1968 olaylarına gidelim değerli arkadaşlar. 1968 olayları bir üniversitede çıktı öğrenci olayları. Arkasından işçiler müdahil oldu. De Gaulle meclisi Fesh ettik. Yeni seçim oldu. Daha güçlü geldi meclis ama meşhur ki dünya savaşının askeri De Gaulle öğrenci olaylarıyla baş edemedi. Büyük gösteriler oldu o dönemde. Bizde genelde bu olaylara devrim, işte devrim girişi gibi böyle özgürlük hareketi olarak bakılır ama şöyle iddialar da var. Google'da bugün baktım kaldırılmış. Fransız 1968 olaylarıyla ilgili Amerika'daki bir grup mekanizmanın hangi mekanizma olduğunu, yani isim olarak bilmiyoruz ama bir istihbarat yapısının De Gaulle'a bir ders vermek için bu olayları tezgahladığına dair iddialar vardı. Hepsi kaldırılmış, ben bulamadım. Ya da ben bulamadım, her neyse. Şeyde, araba motorlarında. O i̇ddia şöyleydi. De Gaulle o dönem, Amerika Beşiktaşlı Devletleri'ne diyor ki, siz diyor, altın karşılığı dolar basılıyordu, Bretton Woods anlaşmasına göre artık kafanıza göre dolar basıyorsunuz, karşılıksız basıyorsunuz diye Amerika Birleşik Devletleri'ni suçluyor. Altınlarını geri istiyor. Amerika Birleşik Amerika'da böyle bir şey yok diyor. De Gaulle bunu ispat edeceğim diyor. Ruslarla anlaşaraktan dolar alalım bakalım karşılığında altın var mı şeklinde Rusya hareket edecekken 68 olayları patlıyor. Bizde de 1960 darbesini andıran Menderes de Rusya'ya rahmetli Menderes de Rusya'ya giderken böyle bir şey olduğuna dair iddialar, bilgiler var daha doğrusu iddia demeyeyim de. Amerika bir şirketleri tek tamam Rusya ile şey yaparız diyor, darbe oluyor. İçerideki iç faktörler ayrı. Şimdi olaylarda genelde bir iç, iç gündem var, içerideki normal vatandaşın rahatsızlığı var. Bunun etkisiyle o normal vatandaşın rahatsızlığını kullanaraktan olayı büyütüp köpürten ayrıca bir dış müdahillik olduğunda olay büyür. Arap Baharı dedikleri Arap karmaşası, Arap kumpası diyelim sürecinde özgürlük hareketi olarak lanse edilmişti ama ne çıktı ortaya? Planlı bir şekilde Büyük Orta Doğu Projesi adı altında Kattafi'nin, Saddam'ın devrilmesi, Irak'ın parçalanması, Suriye'nin parçalanması gibi bir takım planları yapmışlar. Sahneyi koydular. Kimle koyarsınız? Bunu halkla. Peki oradaki yönetimleri onaylıyor muyuz? Hayır. Sadece analiz yapıyoruz burada yönetimlerin nasıl olduğu konusu değil. Yani bir şey karar verirse içeride her ülkede, her ulus devlette bir gürültü kopartabilirler. Türkiye bunda belli bir noktaya geldi. Bizdeki bu tip olayları finanse eden dünyada belliydi. Soros, turuncu devrimleri, Ukrayna'daki, Hong Kong'daki, e, Arap Baharı sürecinde, bizde Gezi Parkı olaylarında finansörler 3 aşağı 5 yukarı aynı kişilerdi, belliydi. Şimdi Fransa'daki olayda da böyle bir şey var mı? 1968 olaylarında olaylara katılanlar kendilerince artık hükümetin işte yasaklamalarından bıkmış ayaklanıyorlar kendilerince hükümete karşı ve bir takım dayatmalar yapıyorlar. Özgürlüklerimizi elde ettik diyor. Bu onların kendi içindeki yaklaşımı. Ama aynı şekilde Dögo'nun Amerika Beşik hesap sormasını da engel olmuş oldular. Daha sonra 1971'de zaten Başkan Nixon kaldırdığında ilan etti. Yani altın karşılığı basmıyoruz dedi. O dönemde Fransa dışında buna hesap soracak kimse yok. Sovyetler Birliği zaten ekonomik entegrasyonun içerisinde değildi. Diğer ülkeler de İngiltere zaten Amerika Birleşik Devletleri beraber gidiyordu. Gidi Almanya işgal altında sayılan bir ülke. Kimse dünyada hiç kimse buna müdahil olamazdı. Oldu ve günledi. Değerli arkadaşlar, şimdi Fransa'daki olaylarda PKK üzerinden okuduğumuzda, 3 kişi kendilerinden PKK terör örgütü üzerinden okuduğumuzda öldürülmüş doğal olarak da bunlar gösteri yapıyorlar. Bir Türkiye'de PKK sempatizanları ya burası Diyarbakır bilmem ne lokantasının önü değil yapmayın. Fransa bunu istemez diyor. Yakıp yıkmayın diyor yani. Kardeşim Türkiye'de yakıp yıkmak serbest mi? Bu ne saçma bir mantık. Yani ne kadar kendinizi aşağılık görüyorsunuz. Kendi vitrinlerinizin yıkılmasına bir şey demiyorsunuz da Fransa bunu sevmez. Panikledi PKK sevicileri. Çünkü Fransa bunlara bir fatura keser diye. Fransız halkı bunu izliyor doğal olaraktan. Ve Türkiye'nin tezleri vardı. Bunlar terörist terörist. Fransız halkı bunun çok da şeyinde değildi farkında. Ama şu an fark etti. Evet bunlar terörist. Fransa'da artık bu yerleşti. E, yerleşecek bundan sonra. Çünkü yakıp yıktılar. Yani polislere de zarar verdiler. Kamu mallarına da zarar verdiler. Bu noktada Şöyle de bir yorum yapabiliriz değerli arkadaşlar. Macron iki gün önce bir önceki videoda bahsetmiştim. Ürdün'de düzenlenen Bağdat İşbirliği Ortaklık Konferansı'nda e, Rusya ile diplomatik görüşmelerden bahsetmişti. Yani Çin ve Türkiye olsun dedi biz görüşelim. Ayrıca Avrupa'nın güvenliğinin Amerika Beşiktaş'a ayrılması gerektiği bir yorum yapmıştı. NATO'ya karşı değil NATO'da güçlendiriciyiz demişti. Şimdi... Rusya'da ve Ukrayna arasındaki savaşta bir Anglo-Sakson aklı var. Bu savaş 21. yüzyılın jeopolitik, ekonomik, askeri olarak da teknolojik olarak da yeniden dizayn paylaşım savaşı. Ve tam bu noktada Fransa'da De yaptığı gibi Macron çıkıyor. Diyor ki Avrupa'nın güvenliğini Amerika'ya bırakmamamız lazım. Yani özel stratejik Avrupa olmamız lazım. Yani Avrupa ordusu kurup Amerika Amerika ise Avrupa'da Avrupa dememiz lazım diyor. Amerikan şirketleri bu savaşta beklentisi neydi? Hasılat Rusya ile Avrupa'yı kopartmak koparttı. NATO'yu güçlendirmek güçlendirdi. NATO güçlenince herkes sonuna bütçesini artırdı. Parayı da aldı. Silah da satıyor. LNG de satıyor. 4 kat daha fazla fiyata satıyoruz. Macron Joe Biden'la görüşmeye gitmişti. Geçen aydı galiba. Orada da ben Joe Biden'a bunu söyledim demişti. Fransa, Rusya-Ukrayna savaşında kurulan düzene baş kaldırdı. Bilerek ya da bilmeyerek. Ve Avrupa'dan Amerika Şirketleri'nin güvenliği ayırmalıyız dediğinde peki bu durumda PKK'nın ipi kimde? Silahları kim veriyor PKK'ya? Amerika Şirketleri veriyor. Tır tır silah veriyor. Bunu görüyoruz. Bu silahlar kuş avlamak için değil. Bu silahlar Türkiye'ye karşı kullanmak için veriyor. Ve PKK'nın ipi de bunlardan. Orada gösterilere dikkatle baktım. Bulabildiğim tüm videoları izledim. Geleceği güzel insanların bir araya geldiği değil. Birileri PKK'nın talimat almış yakın yakın. Şimdi Türkiye'deki PKK sevicileri bu olayı, PKK terör örgütü sevicileri bu olayı PKK üzerinden okuyor. Ama şöyle okumamız mümkün. Macron'un güvenlik açıklaması vardı. Amerika'dan ayrılacağız ayrı bir güvenlik diyor ya zaten bu Çin'in söylemi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ye veya hareket etmeyin. Güveninizi onlara monte etmeyin. Bizimle olan iletişimimizi Amerikan e, e, diliyle bizimle iletişime geçmeyin şeklinde Çin'in Avrupa'ya sürekli söylemleri vardı. Macron bunu seslendirdi. Seslendirince de ilk kim neyse Pekka kimle Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an etkin bir şekilde onların da harekete geçirip Macron'a bir ders aklını başına al Fransa'nın altını üstüne getiririz demiş olabilir. Fransa zaten büyük stres altında. Enerji krizi ciddi anlamda var. ma enflasyon var. Yani bizim bizimle kıyaslamayın. Biz de uçmuş gitmiş ama bizde iki halkla Fransa'da halk, bizde iki şartlar, orada iki şartlar aynı değil. Fransa'da zaten sarı yeleklerin gösterileri vardı. Fransa halkı hak aramasını bilen de bir halk. Örgütlü de bir halk. Yani aslında sarı yelekler Paris'te polisle zaman zaman çıksa çatışıyorlar ama PKK'nın yaptığı gibi böyle bir vandallık da aşırı bir vandallıkları da yoktu. Şimdi Fransa'da göçmenler var. Afrikalılar var. Araplar var. Ve Fransa'da bir taraftan aşırı ırkçı bir mekanizma da var. Avrupa'nın arka planındaki aşırı ırkçılarının ben Anglo-Sakson aklına bağlı bir ispat tarafından yönelildiğini düşünüyorum. Hani şu Avustralyalı Tarent vardı, katil. Yeni Zelanda'da iki tane camiyi taramıştı. 51 kişi orada katletmişti adeta. Yani vahim bir olaydı bu. Geçmişte Norveç'te benzeri bir olay olmuştu. Bu tip eylemlerde kullanılan isimlere baktığınızda kafa kırık tipler. Özellikle geçmişte Amerika şirketlerinde zaman zaman bazı olaylar oluyor. Baktığımda hep eski asker veyahut da biri diyor ki benim ne yaptığımı bilmiyorum diyor. Beynime müdahil olmuş olabilir diyor. Geçmişte bir olayı incelediğimizde. Dolayısıyla Fransa'nın Amerika Şirketleri ile hesaplaşmasında ya da Anglo-Sakson hesaplaşmasının ağır basma ihtimali var burada. E tabii ki PKK var, Fransa var. E Türk, Türkiye aleyhine İngiltere'de de Fransız Büyükelçiliğine gidiyorlar. Bir de Türk Büyükelçiliğine yürümeye kalkıyorlar. Bir de taş atıyorlar Türk Büyükelçiliğine. Yani eylemi yapan Fransız aşırı e, ırkçı biri. Eylemi yaptıran belli ki başka biri. Ama yüzde Türkiye'ye dönüyor her nedense. Bu da çok işin enteresan bir tarafı. Paris'teki olayda e, Fransa'nın ben e, Fransa'ya ayar verildiğini, aynı 68 olaylarına paralel şiddet açısından diyorum, içerik açısından demiyorum. Bir girişim olduğunu muhtemel diyorum. Yani kesin böyledir demiyorum. Çünkü Fransa sıkışmış vaziyette. Fransa'nın hayalleri vardı. Bir taraftan Avrupa'dan geri çekiliyor. Diğer taraftan Macron, Arab ülkeleriyle görüşüyor. E, Suudi Arabistan lideri e, Prens Muhammed Niserman'la görüşüyor. Birleşik Arap Ülkeleriyle görüşüyor. Katar'a gitti. Dünya kutasını kaybetti. Kaybettiler. Büyük stres'e girdiler. İşte Bağdat'taki zirveye katılı şey yurdundaki Irak zirvesine katılıyor. Afrika'da kaybetmiş olduğu prestiji Orta Doğu'da arıyor. Ve Afrika'daki kaybedişindeki nedeni Türklere, Çinlere, Ruslara bağlıyor. Rusya uyarmıştı Fransa'yı. Afrika'da sömürgülük faaliyetlerini bırakın. Devam etmeyin. Eski yöntemleri kullanmayın şeklinde. Ve Fransızların Afrika'da kaybetmesinde ana şeylerden biri Türkler ve Cezayir'e gittiğinde Türkiye'yi sömürgeci ilan Osmanlı'yı Cezayir'le sert tepki vermişti buna. Dolayısıyla sıkışmış vaziyette. Yani bir Fransız bir güç olma peşindeydi. Avrupa'da özel, özel bir güç. Amerika şirketleri geldi. İngilizlerle beraber Anglo-Sakson aklı tamamen bu, şeyde, bu şeyi, bu hayali suya gömdüler. Şimdi Macron bir daha seslendirdi. Avrupa'dan güvenliğimizi ayırmalıyız. Eee ta şey Amerika şirketine güvendiğimizi diye Al bakalım dendi. Bu sıradan bir olay değil. Bak nereden baktığımıza bağlı. Böyle de yorum yapma yapabiliriz diye düşünüyorum. Kesin böyle demiyorum ama bu tip büyük olaylarda halkın gündemiyle değerlendirmesiyle orada eyleme katılanların ruh haliyle daha üstteki bir aklın plan projeleri birbirinden farklıdır. Katılanların bundan haberi olmaz. Katılanlar burada bir Fransızlıkçı üç adamımızı öldürdü. Biz de bunlara bir ders veriyorum der. Ama bu Fransa halkın dikkatini çekti. Şimdi bu süreç devam ederse önümüzdeki dönem grevler falan Fransa'da seçim yenilenebilir. Macron mecliste çoğunluğunu kaybetmişti. Aynen geçmiş 68 olaylarında olduğu gibi. Bu Fransa'da ırkçılığa karşı bir geçmişte bu Macron'un rakibi biri vardı. Gitti PKK'nın Fransa'daki toplantısına da katıldı. Ama %45 oy aldı Marie Le Pen'de. Gerçi şimdi bıraktı ama Fransa'da çok ciddi bir şey bir %45 oy alması. Aşırı sağ denen bir şey var Fransa'da. Bir yapı var. Eğer Macron bu süreci doğru yönetemezsen BKK'nın bu eylemleri bir iktidar değişikliği önümüzde ilk dönemde getirebilir. Devam ederse bu eylemler bu bir uyarı diye düşünüyorum. Bundan sonra Macron'un konuşmalarını, tazi mesajı bildirmiş kendince de Amerika Beşik Devletleri ve, ve Avrupa'nın stratejik özekliği ile ilgili konuşmalarında böyle daha temkinli bir konuşma yapacağını düşünüyorum bundan sonra. Değerli arkadaşlar, geliyorum Reuters Haber Ajansı'nın Erdoğan'ın aleyhine iş yapacak şey arıyoruz diyor. Eleman arıyoruz diyor. Yani açıktan da ilan veriyor. Gazeteciler aramışlar medyaya baktım. Reuters yetkililerine ulaşamamışlar. Ulaştıkları da yorum yapmamış. Yani bu ilanı nasıl verirsiniz böyle diye. Şimdi dünyadaki yapılanmayı doğru bilmemiz lazım. Mesela bizde bir FETÖ yapılanması medyası var mıydı? Var. Televizyon, gazete. Normalde televizyon, gazeteler gazeteci bağımsız işte haber peşinde koşması lazım. İdeolojik bir şeyle hareket ederse o habercilik olmaz. Türkiye'de FETÖ ile mücadele başlayınca kapatıldı bunlar. Dünyada mesela Japonya'da Mun Tarikatı ile bir hesaplaşma süreci var. Mun Tarikatı'nda medyası var. Demokratik ülkelerde uluslararası kurallara dayalı denen açık toplumlarda aslında yönetim mekanizmalarında sivil toplum kuruluşları çok daha etkili. Ama bu bizim anladığımız gibi değil. Sivil toplum kuruluşlarının içeriğini açıyorum. Bizdeki gibi Kanarya Severler Derneği yok. İşte şu hakları koruma derneği falan bunlardan bahsetmiyorum. Ezoterik yapılar var. E, lobile var. E, siyasilerin büyük çoğunluğu da onlara entegre çalışıyor ya da habersiz zaten nasıl yönetildiğine dair işte think tanklarda Tink tanklara bakıyorsun, hepsinin arkasında bağımsız tink tank da yok gibi bir şey. E, tarikat diyorum ben, hadisi bir toplum kuruluşu değil de değişik değişik ezoterik tarikatlar var. Öncelikle batıdaki haber ajansı diyoruz ya, bizdeki haber ajansları gibi algılamayalım. Efendim Doğan Haber Ajansı, İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı gibi bu olayı algılamayalım. Reuters Haber Ajansı kimin? Soru bu. Sahiplerine şöyle bir baktım. Bir de Avrupa'da daha önce sizlere bahsetmiştim. Amerika bir de dahi bir Alman kökenli küreselci var. Bir de İngiliz kökenli var. Bunlar birbirleriyle rekabet halindeler. Ana hedef projelerde aynılar. Reuters Haber Ajansı Alman kökenli bir Yahudi. İngiltere'ye taşınıyor. 1851'de kuruyor. Reuters son soyadır Reuters şahsın. Protestan oldum diyor. Daha sonra ee, haber ajansını kuruyor. Alman Yahudisi. 2008 yılında Kanada'da Times Group diye bir grupla birleşiyor. 2018 yılında da Reuters haber ajansının %55'ini yani sahibi Blackstone diye bir yatırım fonu Amerika Birleşik yatırım şirketi satın alıyor. Blackstone kim diye baktım. Onun sahibi de Steven Schwarzman diye bir adam. Bu adam da kökeni zaten zaman soyadına bakarsanız bu da bir Alman kökenli Yahudi. Yani Yahudi de Alman kökenli olduğunu burada tahmin ediyoruz. Bu kişi Yale Üniversitesi'nden mezun olmuş. Başkan George W. Bush'la eski başkan o da arkadaşıymış. Bunların ikisi kuru kafa ve kemikler tarikatı var şey cemiyeti var. Ezoterik bir örgüt. Üyeleri bilinmez. Normal sivil toplum kuruluşları olsa üyeleri zaten herkese açıktır. Beyan edilir. Üyeleri de biliniyor. Bunlar üye olduktan sonra bir tabuta giriyorlar. O tabutta tüm sırlarını ifşa ediyorlar. Kendileriyle ilgili çıktıklarında günahtan arınmış oluyorlar. Yani geçmişinde herkesin ne var ne yok ifşa et, et, etmiş oluyorlar. George Bush'un Orta Doğu'daki Amerika Beşiktaşı'nın 20 yıl boyunca Afganistan'ın dağlarında sözde terörist kovalarken Çin yükseldi. George Bush, daha sonra oğul Bush. Bunlar döneminde oldu bu süreçler. Amerika'nın Orta Doğu politikasında belirlemede çok etkin bir mekanizma var. Bu mekanizma İsrail'in neksi düşünüyorlar. Bölgedeki bir de bunların George Bush cumhuriyetçiydi ve bunlar dinci adamlar. Aynı zamanda kendi inandıkları bir din var. E, Tanrı'yı kıyamete zorlama dedikleri Armageddon Savaşı'na buna inanıyor. Hürriyetçiler öyle bir şeye inanmaz. Bak bunun ikisi ayrı. Dolayısıyla Leotard nereye gitti? Kuru kafa ve kemikler tarikatı. Cemiyeti de ben tarikat diyorum bunlara. Arka planını bilemiyoruz detaylı. Çok fazla da bilgi yok ki yorum yapalım ama gizli. Dolayısıyla bunlar haber ajansı. Şimdi batıdaki yapılanmalarda e, haber ajansları ya bir istihbarata çalışır ya da bu tip lobilere çalışır. Lobiler ticaret yapıyor. Ticaret yaparken kendi inandıkları inançları var. Kiminin pagan inançları var. Küresel mekanizma. Kimi işte Armageddon bilmem neye inanıyorlar. Ee, ve tüm batı dünyasını birkaç tane haber ajansı yönetir. Hangi haberin alınacağı hangi haberin nasıl sunulacağı. Ve büyük haber ajansları batıda tamamen gözü kör eder. Yani sürekli yanlış bilgilendirici haberlerle, Joe Biden ne demişti şeyden önce, seçimlerden önce bir New York Times'la bir dömeş veriyor. Sandık Erdoğan'a devireceğiz demişti. Şimdi bu sürece baktığınızda Reuters'ın verdiği ilanında sahibinin kim olduğuna baktığımızda bölgeyle ilgili hesapları var. Bu hesaplar çerçevesinde hareket ediyorlar. Bunu niye anlattım ben size? Bunu şunun için anlattım. Batı'yı doğru anlamak lazım. Doğru analiz etmek lazım. Sistem analizini doğru yapmak lazım. Orada haber ajansı, efendim yok gazeteci bilmem ne genelde istihbarat aparatlarıdır. Mesela Elon Musk şimdi Twitter'da ifşa ediyor ya FBI direkt müdahil olmuş, Pentagon müdahil olmuş, Beyaz Saray müdahil olmuş. Twitter bir casusluk örgütü gibi çalışmış. Yani casusluk, casusluk platformu gibi. Twitter dünya genelinde çok önemli değil mi? Şeyler için. Bu nedenle Batı'nın arka planını doğru anlamadığımız zaman olayları doğru analiz etmemiz de, e, konusunda da sıkıntı düşeriz. Değerli arkadaşlar Yunanistan Bart'a kadar diyor gazete Girit'in güneyinde 12 mil e, ilan edecek diyor. Türkiye bizim savunma bakanımız sert karşılık veriyor buna. Geçmişte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği bir şey vardı bununla ilgili. Yani gevezelik etmeyin, Türkçesi bu anlama gelen gevezelik etmeyin, gereğini yaparız demişti. Bir de Tayfun füzesi, biz, bir Tayfun füzesi ilk denemesi yapıldı. Bir dakikanın altında Yunanistan'ın her tarafını uğrabilecek menzilde bir füze bu. Bundan çok korkuyorlar. Niye Mart'a kadar diyorlar? Yunanistan'da seçim var. Mart sonu ve Nisan başı. Kat Erine gazetesinde bir haber çıkmıştı. Erdoğan, Miçotakis'e her söz düellosuna girdiğinde Mitsotakis'in 2-3 puan yükseliyor şeklinde. Bunu şimdi planlı bir şekilde servis ediyorlar. Diyorlar ki Grit'in güneyinde zaten Morada'da, adasında da Exxon Mobil enerji arıyor. Amerika'nın enerji, Avrupa'nın enerji güvenliği çerçevesinde Amerika bu işe onay veriyor diyor. Varta kadar da Fransa'dan aldıkları Rafael uçakların 12 tanesi gelmiş olacak ve pilotların eğitimi de bitecek. Hava üstünlüğünü bir kazanıyoruz diyor. Şimdi Yunanistan açısından baktığında seçime giden bir hükümet var. Seçimi alma pahasına bu girişimi yapar mı? Yapar. Peki biz buna... Ha burada şöyle bir şey var. Bu diyor Türkiye'de Libya'yı ilgilendiriyor. Diyor. İyi de Türkiye'nin ya zaten bir anlaşması var. Dolayısıyla diyor böyle bir şey çıkartırsak diyor. Lay mahkemesine gider bu diyor. Libya ile beraber gideriz diyor. Orada biz Libya ile anlaşırız diyor. Mısır'da bir kendi batı sınırında denizde bir yetkili ilan etmişti. Tek taraflı Libya buna karşı çıktı. Yani Türkiye'nin Libya anlaşmasını baltalamaya yönelik girişimler bunlar. Olayı böyle bir karambola getirip Birleşmiş Milletler oraya buraya taşıyarak da işte biz Gürüt'ün güneyinde bunu ilan ediyoruz. Türkiye'yi de çok ilgilendirmiyor yaklaşımları ama temel şey Türkiye'nin Libya arasındaki anlaşmayı bozma. Ne denir? Su uyur, düşman uyumaz deriz ya. Adamlar çalışıyor. Şimdi AKP şirketlerinin bu Yunanistan'ın seçim hesabı, Yunanistan'ın 12 mail hesabı, Yunanistan'ın geçmişte İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya'ya giden bir boru hattı projesi vardı. Bunu Türkiye'nin diplomatik girişimleri, akıl dolu hareketleri sayesinde bunu başaramadılar. Ama şimdi bu bir yeni bir deneme seçimlere giderken tamam. Amerika Birleşik de burada görüyor, göz yumuyor. Ekşi Mobil de orada zaten. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin nice jeopolitik hesapları var mı? Var. Aynen Fransa'da ne demişti Macron? Fransa'nın, Avrupa'nın güvenliğini Amerika'dan bağımsız düşüneceğiz demiş, değil mi? Türkiye'de Rusya'dan ne 400 aldı. Türkiye nükleer santral işine giydi Ruslarla. Ticaret yapıyor Ruslarla. Savaşta Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulamıyor. Ukrayna'yı feda etmem, Rusya'yı da satmam. Bunların ikisi de komşum diyor. Bir denge siyaseti ilgiliyor. Ama Amerika Birleşik bu Rusya-Ukrayna savaşı çıkmadan önce bu hesapları zaten yapmış bu adamlar. Türkiye Rus Rusya-Ukrayna savaşa girecek. Girdiğinde Türkiye'yi nasıl sıkıştırırız? Burada yanımıza çekmek için Yunanistan'la sıkıştırırız. Dolayısıyla 12 mil girişiminde Yunanistan Amerika Birleşik buna çok da sevinir, arkada verir. Amerika'nın Yunanistan'a 12 mil almış almamış çok da önemli değil. Alayken hesabı burada Türkiye ile Yunanistan arasında bir şey çıkması Türkiye'ye tamamen oyalamak. Çünkü PKK ile zaten yinatlar yapıyorlar. Güneyde bir de batıda Yunanistan'da Türkiye'nin başını ben belaya sokarsam diyor. Bunlar ufak ve çatışma da olabilir. Ama en azından kozlar bende olur. Barış bende olur. Barış görüşmeleri. Burada bir stratejik hesap var. Akıl bir hesap var. Nasıl ki Avrupa Birliği'ni Rusya'dan tamamen kesti. Şimdi Çin'den kesmeye çalışıyor ama o biraz daha zaman alacak veyahut da bunda başarılı olamayacağı çok da belli değil. Türkiye için de Karabağ sen gittin diyor. Ee, bir savaşı kazandın ama diyor anlaşmayı yaptıramıyor. Yaptırmam ben diyor. Nancy Pelosi Tayvan'a gitmişti. Çin'le ilgili. Şu anki temsilci meclisi başkanı. Daha sonra geldi bir de Karabağ'a gitti. Yani bir akıl savaşı. Bir istihbarat savaşı bir stratejik savaş görüyoruz. Dolayısıyla Yunanistan'ın 12 milyar çıkartma noktasında Yunanistan'da bir akıl görmüyorum ben. Seçim nedeniyle, seçimi alma nedeniyle Erdoğan bize saldırsın, Türkiye bize saldırsın. Aha güvenlik riskimiz var, şeyimiz var diyerekten böyle bir şeyi ilan edebilirler mi? Edebilirler. Türkiye ne yapar bu noktada? Önemli olan bu. Türkiye için şu anda ee, bu bir gerginlik dozu artacağı belli bir savaş çıkar mı? Türkiye normalde bir savaş çıkartmaz şimdilik ama Yunanistan refahal uçaklarını da aldık. da arkamızda deyip kendince bir şey oynar mı? Valla olmaz dediğimiz her şey oluyor. Akla uygun e, olmayacak şeyler oluyor. Neden? Çünkü olaya biz Yunanistan Türkiye açısından bakıyoruz ama Amerika Beşikleri faktörünü unutuyoruz. Amerika derken yani bölgedeki arka planda yani derin oyun kuran başka bir mekanizma var. Bunun 21. yüzyıl jeopolitik hesaplarında da kimin kimle savaşacağını bana göre karar vermişlerdir zaten. Kimi kimle kapıştıralım da oradan yürüyelim şeklinde. Öyle bir sahne varsa karşımıza çok ilginç ve çok can sıkıcı durumlar söz konusu olabilir. Değerli arkadaşlar ne diyoruz? Burası dünya. Yeryüzünde olaylar ilk günden bugüne son sürat aynen devam ediyor. Şu anda da hem ülkelerin içinde hat safhada susuzluk var. Her ülkede sadece ekonomik, ekonomi, enflasyon, gıda, efendim, enerji kaynaklı değil. Aynı zamanda giderekten ayrışan bir halk var, kutuplaşan bir halk var. hemen hemen her ülkede aynı. Keskin bir ayrışma var. Barut fıçısı her ülke. Her ülkenin barut fıçısı olup kutuplaşması da zaten... E, Orada gürültü çıkartmak isteyen istihbarat mekanizmalarına büyük fırsatlar sunuyor. Bu nedenle Türkiye çok dikkat etmesi gerekiyor. Edeceğine de inanıyorum. Yani bizim gördüğümüzün daha ilerisini devletimizin gördüğünü düşünüyorum yöneticilerim. Dolayısıyla dünyada bu işler böyle. Ne diyoruz? Alemin bir sahibi var diyoruz. Bakalım ne, ne olacak. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani kumanda tutuluk yaptı arkadaşlar kusura bakmayın.